Evet değerli izleyenler, gerçekten gergin bir tadım yaşadık. Ama onun öncesinde efendim her gün bir çeyrek altın ve cuma günü bizden tam 10 altın bilezik kazanmak isterseniz çok basit. Bize nasıl başvurabileceksiniz? www.kanald.com.tr ya da WhatsApp hattımız 0539 570 37 07 37 07 başvuruyorsunuz, arkadaşlarım size hemen dönüyorlar efendim. Evet, hemen konularıma geçmek istiyorum hanımlar. Yasemin'cim, programımızın başında eşinden gelen mesaj hem kayınvalideni üzdü hem de ciddi tepkilere sebep oldu biliyorsun. Evet Aslı Hanım. Neler yaşandı? Biz bir izleyelim. Kaçıran izleyicilerimiz için de bir hatırlayalım. Neymiş efendim? Yasemin'in üstüneymiş dükkan. Dükkan tabii ki Yasemin'in üstüne olacak. İşletmecisi o. Ayrıyeten benim eşim, dünyada en değer verdiğim insan, kimseyi ilgilendirmez. 6 ay sizinle küstüm. Hiç umurumda olmaz. Bir ömür küserim. Kardeşim de sen de aynı konuları tekrar açmayalım. Lütfen bu konu burada kapansın, kimse üzülmesin. Video çekmişim. Maşallah. Onu da sen söylemişsindir Allah bilir. Ben nasıl söyleyeyim? Çoklara girdim gerçekten. Hiç beklemiyordum oğlumdan. İçinde yara var ki söylüyor daha. Uyarıyı ben yapmadım, siz yaptınız. Annenize danışacaktınız. Nasıl bir şey alır ki? Anne şunu alalım, anne bunu alalım. Şöyle böyle alırken danışıyorsunuz da bir şey yaparken niye danışmıyorsunuz kızım bana? Gerçekten şoktayım yani. Burak, bunu beklemiyordum Burak'tan. Burak'ın her zamanki tepkisini biliyorsun bu konularda. Her zaman beni destekliyor. Gerekirse bir 6 ay daha konuşmam. Evet ya. Diyor. Konuşmasın. Konuşmasınlar. Bu sefer ben engellerim onları. Yasemin'in de buradaki mutluluğunu görüyorum. Yani utanmasa şuraya çıkıp oynayacak. Yani annesine böyle konuşma yapmamalıydı. Yine ağladı. Yine gitti. Duygulu annesine ben. Çocuklarımı gördüm mü böyle akıyorum ben. Bir şey söyleyeceğim bak. İkidir evladını görünce evet. Gözyaşı dökülüyor. Yani. Ben onları şöyle düğünlerde oynarken bile gördüm, hep ağlıyorum. Gerçekten değil. Onları hiç kolay büyütmedim yani. Herkes zor büyütüyordu, ben daha da bir zor. Daha da bir zor büyüttüm yani. Burak mı zor oldu? Burak. 3 oğlun değil mi? 3 oğlum var. İkisi... Bir de kız mı var? Yok, kızım yok. Kızınız yok. Evet. İkisi ilk eşimden. Biri de ikinci eşimden. Şimdi hani hem anne hem baba olmak durumunda kalmak herhalde. Aynen. İnanır mısın? Ya. Babam rahmetli ayrıldığımda dedi ki, Aynur, ayrıldığım eşime dedim ki, ben dedim çocuklara asla vermem dedim. Asla, ölürüm yine vermem. Böyle 45 kiloya kadar düştüm elimden alacaklar diye. Ondan sonra dedi ki nafaka alırsın dedi. Dedim ne nafaka kendime ne çocuklarıma. O zaman dedi veririm. Babam da şöyle dedi. Çocukları bırak gel baksınlar. Aynen baksınlar dedi babam da. Dedim ben bırakmıyorum çocukları. O zaman dedi ben de kabul etmiyorum dedi. Ay. İnanır mısın? Bir gün zeytin alırdım. Bir ekmek alırdım. Onlar yardım ben aç yatardım. İkinci günü peynir. İkisi bir arada yok yani. Şimdi de böyle yaptıklarında işte altında yatan nedenler bu. Ellerimi çekemiyorum. Ay kusura bakmayın, çok duygulandım. Estağfurullah. Çok duygulandım, kusura bakmayın ya. Yani bu nedenler bu. Benim çocuklarım benim canımın bir parçası. Herkes ama ben daha bir farklı. Herkesin evladı. Ben isterdim ki Yasemin'den. Hayatım bak hem anne hem baba olmuş. Olsun boş ver, anne ne derse desin. He diyelim geçelim, sen gene beni sev. Hani dese ben gene şey yapacağım ama oğlum beni tamamen böyle silmiş gibi bir hali var yani.
Hayır. Aynur anne, çünkü sen oğluna bir şey söylemiyorsun, bana söylüyorsun orada. Yasemin'in üstüne olmasın, Yasemin'e yapmayalım. Hani benden nasıl böyle bir tepki bekliyorsun? İkimize bir ortak kızsan tamam diyeceğim, evet haklısın. Bak şimdi. Ama sen orada direkt beni ithamlıyorsun, beni suçluyorsun. O suçlamak ayrı. Suçlamak, bir o de, mesajlar suçlamak. Bak bir de senin mesleğin var. Dedim ki o gitsin güzellik uzmanı, gitsin dedim maaşla çalışır, o güzel maaş alır. Senin mesleğin yok oğlum dedim, sen kendine bir dükkan niye, al. Niye, Burak'ın da mesleği var. Burak var da, ama üniversite sen mezunu. Daha, tabii o da üniversite mezunu. Ama sen daha böyle bir, daha bir paralı meslektesin. O yüzden dedim sen kendini aç. Ne bileyim işte o zaman öyle oldu. O yüzden böyle hep çocuklarım da çocuklarım yani. Ay. Çocuklarım çocuklarım diyorsun ama bu sırada da çocuklarının sevdiği kadınları ezmeye çalışıyorsun. Yok ben ezmeye çalışmadım. Sadece oğluma bunu söyledim. Yani niye ezmeye çalışayım? Oğluna bunu söylerken ama o sırada beni resmen hırsızlıkla altınları alıp kaçıp gitmekle ithamlıyorsun. Yok, ben televizyonda mesela neler görüyorum? Yani şeyleri. Acaba mı? Acaba mı? Çünkü yaşamadan bilmiyorsun ki aslan. Evet. Hani yaşarsan bir insan zaman geliyor evladını bile tanımıyor. Anladınız mı? Evlat güler yüzüne, ondan sonra arkadan şey yapar. Hani der ki annemi sömüreyim veyahut da bilmiyorum. Evlatla bile güvenilmiyor, yeri geliyor. Hani bilmiyorum artık ya. İşte o yüzden ben çocuklarım dedim. Aynur Hanım tek başına ve çok küçük yaşta yanılmıyorsam. Kaç yaşındaydınız? 30, evet. Çok 30-32 yaşlarındaydım ben. Yani 30'lu yaşlardasınız. Tek başınasınız. Yasemin'in yaşındaydım erkek, işte. Çocuk bitmeye çalışıyor. Hem geleceklerini yapmaya çalışıyor. Aynen. Hem ya, genç bir kadın ayakları üstünde durmaya çalışıyor. Hem de aslanlar gibi erkek evlat annesi olmak çok var. Zor. Çok zor. Aslanım bunlar ayakların hiçbir üstünde durmak gerçekten kolay bir şey değil büyük şehirlerde. Ve iki kez evlenmiş tam, ve evlenmek durumunda kalmış. Aynen. Genç olduğum için annem diyor ki ay baban kabul etmedi, şu an babam vefat etti de. Diyor ki ay ben de gelemem, köyde hayvanlar, şunlar bunlar şey işleri, tarla bahçe. Seni burada bırakıyorum, gözüm arkada, eve baban kabul etmiyor. Derken artık dedim birkaç yılı, 5-6 yılı herhalde yanılmıyorsun, unutuyorum. İkinci evliliğimi yaptım. Tam mutluluğu buldum der ki 3-4 yıl onunla yaşadım, bu sefer de vefat etti. Trafik kazası. Allah'ım. Trafik kazası. Evet. Kendisi mi kullanıyordu aracı? Kendisi kullanıyordu. Karşısındakinin suçu, eşimin hiç suçu yoktu. Karşısındaki çarptı yani. Ah, ne diyorsun? Bu sefer de bu bir daha yıkıldım yani. Bu sefer iki tane vardı, bu sefer üç oldu çocuklarım. Boy 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 boy. İşe gidiyorum. Ben minibüste millet serviste ha ha hi gülüşürler. Ben kafamı dayarım. Ay derim acaba sobadan yanmasınlar. Ay, ay acaba ay, aç mı yattılar? Ay acaba çocuklarımı ya, kaçırdılar mı? Ben de böyleydim ya. Bakacak kimse yok muydu? Yoktu. Yani anneniz. Anne köyde işte diyorum ya. Tarla işi, bağ işi. Tamam. Yemek yiyecek durumda değiller işten güçten. Babam da öyle dediği zaman ben zaten kimseye tenezzül etmem yani. Kendi kendime eve bir gelirdim. Biri orada yatmış, biri burada yatmış. Ay. Aslanım söz almak istiyorum. Tutamıyorum kendimi. Buyurun. Gerçekten böyle o kadar doldum ki. Yani Yasemin, buyurun, bak gelinlerin haline bak. Benim buramda ya gözüm bile sulanmadı ya. Gözüm sulanmadı. Hem anne olmuş. Bir dakika beni dinler misin? Hem anne olmuş, hem baba olmuş. Yani yememiş, yedirmiş, getirmiş, sana vermiş. Diyelim ki kadın komple kusurlu kızım. Komple. Sen yaklaşsaydın, sen sevgiyi dolu yaklaşsaydın. Yani nereden eşini zamanında yaklaşmadığımı? Zamanı yok, her zaman yaklaşmadığımı. Anne, eşini seviyorsan, eşini seviyorsan ve bu kadar fedakar bir anne için sen de fedakarlık yapabilirdin. Nereden senin annene yapılsa bunu kabul eder miydin? Nereden biliyorsunuz zamanında yapmadığımı? Tek bir tane fedakarlık duymadım ben. Ta mutfakta gidip altın pazarlığı yapmaktan olay başlamış zaten. Kadın bak ne anlatıyor ya. Zeytinle peyniri yan yana yememiş. Ben şu gelinlerin haline bak. Ben onları gözüm bile ıslanmadı ya. Evet ıslanmadı çünkü ben bu hikayeleri bir kere dinledim. İstemem de dedim, dedim. Orada da dinledim. Hala, bu hikayeleri bir kere dinlediğim için ben şu an duygulanmıyorum. Zamanında duygulandım. İnanmıyorum. Yani bir şey diyemiyorum. Zamanında duygularımı aldırdım. Evet duygularımı aldırdım. Yazık yani. Ben bu hikayeleri yapabilir miyim? Yasemin, o kadın senin
hep Aysun'un bir lafı vardır. Sevdiğin adamın annesi. Ben buna itiraz etmiyorum. Yetimlikle büyütmüş. Evet. Yetimlikle. Başında bir kocası yokken... Kocası... Benim 3 tane erkek oğlum var. Çok zor. Erkek çocuğu hakikaten çok büyük sorumluluk isteyen bir şey. Çok şükür eşim vardı. Sırt sırta verdik, bir yerlere getirdik. Öyle. Ya kolay mı? Bunları yapması bana dolandırıcı demesi... Dolandırıcı demedim ben sana. Bak biz eleştirdik ama... Aynen, demedim. Senin derdin niye bana işte dedi ki oğlum niye onun üstüne yat? Bu mudur dert? Evet, benim derdim o. Kadının derdinin yanında seninki dert midir? Herkesin derdi kendine. Ay, duygularını kaybettin. Ki ben isterdim ki burada yayınlandığında videoyu hani hiç tepki bile göstermem. Neredeyse kalkıp oynayacak. Yani evet. Hiç sizler üzüldünüz yani Yasemin'de tık yok yani. Çünkü biz bu olayları defalarca daha önce yaşadığımız için ben artık hani tepki vermiyorum. Evet, bana normal geliyor. Ay. Siz ilk defa karşılaşıyorsunuz ama biz sürekli bunları bizim gündemimizde bu olduğu böyle için... Böyle bir hikayeyi her gün dinlesen her gün ağlarsın. Bak ben ağlamıyorum. Ben de ağlamıyorum. Her gün dinliyorum. Her gün olayla konuşuluyor. Ben her konuşulduğunda gözyaşı dökerim yani. Program her başladığında da yine ağladı. Hala ağlıyor kadın. Ağlamıyorum diye mi şu an sorum? Ağlamıyorum bana. Aslında bana şey geçmiyor. Ağlama, anlayışlı ol. Biraz daha dikkatli ol. Özverili ol. Ayşenur. Bence Yasemin üstüne çok gidiliyor. Yani kesinlikle ben... Ayşe ya? Bir dakika Esra abla, sözümü bitireyim. Hani ağlamıyor diye şu an hani üzülmüyor anlamına gelmez. Sonuçta evde ne yaşadıklar, yaşıyorlar bilemeyiz. Ben Aynur Hanım'ın hikayesine çok üzüldüm ama hani ağladım onun için de. Ama şurada katılmıyorum. Benim kayınvalidem 6 çocuğu var. O da genç yaşta eşini kanserden kaybetmiş. Ben kayıntamı hiç tanımadım. Hepsini pazarcılık yaparak kendi el emekleriyle büyütmüş, etmiş. Hepsinde emekleri var. Onların hepsini teker teker evlendirmiş, çeyizlerini düzmüş. Ama ona sorun şimdi hani biz ne kadar mutluysak gezmeye gidiyoruz. Hani çok seviniyor, gülüyor olsun diyor. Ben yaşayamadım diyor. Hani kendisi de söyler. Ben yaşayamadım, onlar yaşasın der. Ben yapamam. Olmasın, onlar gezecek daha der. Mesela şakasına takılır komşular. Ya Ayşe ne zaman görsek Serra senin hep kucağında, hep gelinin gezmelerde şurada burada sen hep oturuyorsun. Hani hiçbir yere gitmiyorsun. Hep. Olsun, onlar gezecek. Daha genç onlar. Onlar yaşayacak. Bizden artık geçti diyor. Onlar yapsın diyor. Ben sadece o konuda Aynur teyzeye katılmıyorum. Her anne fedakardır. Allah korusun. Bizi yarın öbür gün bizim de başımıza bir şey gelse biz de çocuklarımıza her şekilde bakarız ederiz ama bu demek değil ki ömür boyu onlar bize artık bağlı kalacak. Ben seni baktım, sen beni artık benden kopamazsın. İşte bana bağlı kalacaksın demek değil. Yani dediğiniz gibi eş de artık dengede olmalı. Tabii ki de annenin yerini de bilecek, eşin yerini de bilecek ama bence bu konuda Aynur teyze çok fazla fedakarlık yaptığı için hala fazla da benden fedakarlık bekliyor. Ellerini hala kesmiyor. Aysun bir şey söyleyecek. Aysun'a da söz hakkı verelim. Evet Aysuncuğum. Gerçekten hani ne diyeceğim şu an hani bak benim hiçbir bağım olmamasına rağmen içim parçalanıyor burada Yasemin ya. Peki sen nereden biliyorsun zamanında benim bu hikayeleri dinlediğimde ağlamadığımı, üzülmediğimi, tepki vermediğimi? Bir baksana ya. Bak bırak eşinin annesini bir tarafa bırak ya. Karşında hemcinsin bir kadın ne zorluklar yaşamış. Bak ailesinden de destek görmemiş. Kendini çocuklarına adamış. Evet. Bunu yaptığı için bana her lafı söyleyebilir mi? Ya her lafı söyleyebilir demiyorum ben sana. Ama sen de hiçbir adım atmıyorsun. Nereden biliyorsun? Ama şu anda da böylesin. Şu an artık bu evet ben bu yaşadıklarımdan dolayı net bir şekilde keskin. Karşındaki bir bana anne. Geçmiyor. Geçmiyor diye bir şey yok. Karşındaki bir anne ya. Evet. Ayşenur'a cevap vermek istiyorum. Ayşenur sen diyorsun kayınvalidem onlar yaşasın ben. Ben de öyle istiyorum. Bu konu ayrı. Bunların seslerini telefonda azıcık üzgün gördüm de kahrımdan ölüyorum. Ben onları ayrılsın demiyorum. Biraz bana saygı göstersinler. Bütün gelinlerimi mutlu olsun istiyorum hayatım. Yalnız bana saygı gösterecekler. Şöyle anne biz böyle bir şey düşündük. Yasemin diyor ki, ben diyor altınları bozduracağım diyor, güzellik merkezi açacağım. Ben de oğluma düşünüyordum, bir dondum kaldım. Hani açıyoruz dedi, pardon, açıyoruz. Direkt hani anne açsak acaba nasıl olur? Veyahut da anne sen ne dersin, biz bu fikri düşündük. Bak aynen benim mesleğim. Öyle yok. Anne biz diyor altınları bozduruyoruz diyor, güzellik merkezi açıyorum diyor kendime. Aynur Hanım peki bir şey diyeceğim. Buyur. Oğlunuz ile kızınız olsaydı, anne biz eşimle deseydi altınları bozduracağız. Kızının da mesleği var elinde, tamam mı? Güzellik merkezi.
herkesi yani işletebilecek aha düzeyde bir insan olsa. Dese ki anne açıyoruz, ne dersiniz? Hayırlı olsun kızım, çok sevindim dersiniz. Değil. Ama bu konu niye oğlan olunca? Oğlum zaten diyorsunuz ki oğlumun mesleği yok, o bir dükkan açsın. Ya yani mesleği yoksa asıl o gitsin bir yerde. Meslek öğrendiğinde Yasemin'in ne güzel mesleği var, ilerletiyor bu yol. Ne güzel, artık günümüzde zaten güzellik merkezleri çoğaldı, ne güzel gelir elde ediyor. Karı koca da çalışabilirlerdi. Evet. Çalışabilirler. Neden mesela aynı işte çalışmayı düşünüyorsun? Oraya da beyl atmak istiyorum. Benim eşim elektrik mezunu. Hı-hı. Çalışıyordu. Evet, güzel. Ben bir ara eşime dedim ki gel işten çık, kuaföre git. Kuaför ol, güzellik merkezi, kuaför. Birlikte yapalım. Sen kendin istemedin onu da. Benim oğlum sürekli beni işledi, bana gazladı. Ben de eşimi kuaförlükten aldım. Ya Aynur abla hep bir endişelisin. Ben seni hani böyle yorumluyorum. Farkında mısın? Eşinden bahsederken sanki çocuğun hani derler ya eşimi çocuğumu kreşten aldım, okuldan aldım. Ben eşimi kuaförlükten aldım. Ya annesi gibi. Baskı, hani böyle bir yönetim şekli. Evet var, ben acaba Aynur Hanım'ı bu mu rahatsız ediyor? Kendisi aslında yönetmek istiyor. Bizim burada çatıştığımız nokta kimse kimseyi de... Ya çocuğun kesinlikle kendi aklı var, gördüm gayet mantıklı konuşabilecek. Yani bu kadar bu çocuğu bir koldan sen bir koldan burası niçin yönetmeye çalışıyorsunuz? Ben bunu anlayamadım. Ben yönetmeye çalışmıyorum. Fikrimi söylüyorum. Annesi de fikrini söylüyor. Evet. Benim fikrim daha mantıklı geliyor. O şekilde hareket ediyor. Peki onun fikrini sordunuz mu? Ortada buluşamadık bir türlü. Bir dakika, hiç oğlunuzun fikrini ya da Yasemin eşinin fikrini sen sordun mu canım? Evet sordu. Yani şu an zaten evet, ikimizi de bu konularda susturdu. Kendi işini yapıyor. Yani ikimizi de dinlemedi zaten. 5 yıl önce oğlum farklıydı. 5 yıl sonra evlendiler. Aynen. Değişti mi huyu suyu? Aynen. Yani Yasemin'in onu etkilediğini kesinlikle düşünüyor musun? Düşünüyorum. Eskiden benim oğlum git öde demez, kara bakmaz. Bir üzgün oğlum anne neyin var, neyin var, neyin var. Erkek evlatları evlendiğinde değişiyorlar yani. Onun için istisnalar tabii ki kaydı. 90 bozmaz derece değişti yani. Bilmiyorum artık Yasemin'den mi kaynaklanıyor? Benim oğlum bana bir şey dese bile Yasemin şey demesi lazım. Ya hayatım boş ver, o senin anne. Yuvayı anne dişi kuş yapar aranızda, ya. Ben niye karışıyorum? Yuvayı dişi kuş yapar ya. Hani öyle yapar. Ben eşime şey derdim mesela. Annesine gitmeyi sevmezdi. Böyle soğuktu ayrıldığım eşime. Kadıncağız da çok severdi şey oğlunu. İşten gelirken annene uğrayacaksın, annene uğrayacaksın, böyle dürterdim. Çok önemli. Ya sen bana gelme yemeğe, git ona derdim yani. Kadını mutlu et derdim. Evet. Hani böyle yuvayı dişi kuşu, erkekleri yönlendirmek çok kolay aslında. Yalnız onu yapmadığını düşünüyorum. Yani benim çocuklarım da o kadar şey bir çocuk değil. Hani öyle misin Yasemin? Karışmıyorum. Evet, istedi kendi fikri. Zaten... Annene gidiyor musun, annene? Anneme ne kadar gidiyorsam kayınvalideme de o kadar gidiyorum, merak etme. Öyle mi? Evet. Annenle de aran böyle mi? Mesafenin böyle... Benim oğlum çok güzel davranıyor annesine. Ya. Kesinlikle bir saygısını görsem yani çok çünkü kötü. Benim annem Burak tamlarda bulunmuyor. Annem beni gazlamıyor. Sen şunu yap, sen bunu yap. Ben gazlamıyorum o konularda Yasemin. Sen fazla abarttın. Sadece şu güzellik merkezi yüzünden abarttın. Gerçekten. Aynur Hanım, peki diğer gelinlerle aranız nasıl? Aynı böyle misiniz? Gelinlerimle aram iyi. Bir tek benimle kötü. Biz ama gerçekten haykıran ve çok gergin bir oğul, gergin bir eş. Ama şimdi şu saatten sonra onlarla da iyi olacağız zannetmiyorum. Buna 16 takıp da ona 5 saklamıştık. Ama sağ sen olsun takmadın. Meydana çıktı. Şimdi onlarla da nasıl olur onu da bilemiyorum yani. Şu an onun tereddütteyim. Peki onların eşleri size karşı değişti mi sizce? Sadece Burak mı şimdi değişti? Şimdi Yasemin'ciğim bak. Değişti şu an. Yanlış anlama bir dakika. Buyurun. Amacımız hiçbirimizin bizim seni yargılamak falan değil. Tabii ki de. Yani sen hani şu an ağlamıyorsun, gözyaşı dökmüyorsun diye üzülmüyorsun anlamına da gelmiyor. Yani. Sen bayağı bir doldun, ben onun da farkındayım. İşte herkesin yapısı farklı. Evet. Tabii yapalım. Ama şimdi belki bak bakmıyorsun kayın. Ben Aynur Hanım'ı sevdiğini biliyorum. Ay canım. Aynur Hanım'ın da seni sevdiğini biliyorum. Çünkü neden biliyor musun? Buraya siz birlikte geldiniz. Bu kadın seni sevmese gelir miydi? Aynen. Diğerlere sen gelirdi. Gelmek istedin bir dakika. Gelmek istedin, mutlaka katılmak istedin validenle, kayınvalidenle. Seni sevmese bu kadın gelir miydi seninle buraya? Bak şu an ne kadar özel, ne kadar hassas konuları bir şekilde konuşuluyor. Ve isyan etmedi. Ve burada gerçekten çok dengeli konuşmaya da devam ediyor. Ya bu kadını bu kadar üzme bak. Ne var biliyor musun?
Size de söylüyorum Aynur Hanım. O da bir ana kuzusu. Okey. Siz nasıl oğullarınıza düşkünseniz onda bir anne dünyaya getirdi. Mutlaka. Yani bunu anlıyorsunuzdur siz de. Aynen. Yeni nesil biraz daha gergin belki. Aynen. Ben onu hoş görüyorum zaten. Hani gerginliklerini, her şeyini hoş görüyorum. Bakın, kayınvalideni biraz anlamanı rica ediyorum. Çünkü ne biliyor musun? Bak, Allah'tan sonra senin çok sevdiğin eşin var ya, kocanı. Dünyaya getiren insan o. Aynen öyle. Hiçbir şeyin hani yoksa sahibinin hatırı vardır diye bir laf var ya hani. Aynen. Anladın mı ne demek istediğimi? Hani sözün gerisi. Anladım aslında. Evet. Canım benim. Sen hiç üzme canını. Anlayacak Yasemin bak. Hatasız evet. Kul yok. Yok yok aynen. Hatalar insanlar için. Onlar küçükler zaten beşeriz. Affediyoruz zaten. Tamam mı? Bizim de hatamız var yok mu? Şimdi bu konuya ben bir virgül atıyorum tamam mı? Tamam hayatım. Virgül koyduk. Çünkü ne var? Son tadımız var. Senin Aynur Hanım yine omuzlarındaki yük ağır. Ay çok ağır gerçekten. Sen güçlü kadınsın şöyle bir silkelen. Aynen. Her şey çözülecek ve güzel olacak. Yani, diye mutlaka. Pozitif enerjilerimizi bir gönderelim. Değil evet, mi kızlar? Evet. Evet. İyi olur. Bir alkışlayalım şöyle bir enerjimiz yerine gelsin. Oh. Evet değerli izleyenler bu alkışlarla son tadıma geçiyoruz. Yani bugün çeyrek altını, şu görmüş olduğunuz çeyrek altını bakalım bu son tadımla hangi gelinimiz alacak son tadımdayız.